Evet, kitabımızın 27. bölümü. Elektrik devreleri. Devreler diyelim. Yani dersimiz zaten elektrik olduğu için ne dersi olduğu açık. Şimdi elektrik devresi demek çalıştıracağımız elektrik cihazını çalıştırabilmek için uygun düzenlenimi sağlamak demek. Buna elektrik devresi diyoruz özetle. O cihazı çalıştırmak için de o cihaza bir enerji aktarımı lazım. Elektrik de bunu yükler aracılığıyla yapıyoruz. Elektrik yükleri, artı yükler, eksi yükler. Şimdi bu yükleri cihaza, devreye göndermemiz lazım. İşte kitabınızın başlığında da olduğu gibi yükleri pompalayacağız bir nevi. Yani makro düşünürsek yükleri bir pompayla o cihazımıza göndereceğiz gibi düşünün. Bu pompalama işini kim yapacak? İşte bizim bateri dediğimiz, batarya dediğimiz ya da Türkçe'de pil, akü gibi, değil mi? Üzerinde yük bulunan cihazlar bu kendi üzerlerindeki yükleri pompalayıp çalıştırmak istediğimiz lambadır, motordur neyse onun üzerine gönderecek. Değil mi? Buna biz bu pompaya, pompa gibi başladığımız için konuya, bu pompaya elektromotor kuvveti demişler. Yani aslında ortada kuvvet muvvet yok ama bu elektrikle ilgili ilk çalışmalarda daha bunun mikroskopik olarak tam anlaşılmadığı dönemlerde sanki ortada bir kuvvet varmış gibi, o yükleri bir kuvvetle gönderiliyormuş gibi bir elektromotor kuvvet diye ortaya çıkmış. Fakat biz bugün biliyoruz ortada bir böyle bir kuvvet yok. Ama tarihe olan saygımızdan diyelim hala elektromotor kuvvet. Kitabınız bunu EMF diye sürekli söylemiş. Bu force, elektromotor force. EMK diyorsunuz siz hatırlarsanız. Simgesi anca E. Elektromotor kuvvet. Yani yükleri pompalayacağız. Pompa için bize motor lazım. Neleri? Elektrik yüklerini pompalayacağız. O zaman elektromotor lazım. Bu pompalamak için de bir kuvvete ihtiyaç varmış gibi düşünün. Aklınızda öyle kalsın. İşte buna biz elektromotor kuvveti diyoruz. Bunlar çalışan bir motor gibi sürekli bir şeyleri pompalayarak hava pompalıyor gibi düşünün. Havayı pompalıyor ya da su pompalıyor. İşte ilgili yerlere suyu götürüyor gibi. Burada da elektrik yüklerini pompalıyor gibi. Neyi pompalar? Üzerinde elektrik yükü olan bir şey bu pompalar. Kendinde yük varsa onu pompalar. Değil mi? Bir depoda su varsa o suyu pompalayabilirsiniz ama depo boşalır da su kalmazsa o suyu pompalayıp bir yere gönderemezsiniz. Değil mi? Apartmanlar, 20 katlı apartmanın su depoları aşağıda gibi düşünün. Sular kesildiğinde apartmanın kendi deposundan daha 20. kata suyu göndereceğiz. Bizim depomuzdan, bodrum kattaki. Nasıl göndereceğiz? Pompayla. Orada bir motor çalışacak, o suyu, depodaki suyu pompayla yukarı katlara gönderecek. Depoda su biterse ne olacak? Herkes kullandı bir anda. Pompalayacak su kalmazsa artık böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Dolayısıyla pili bağladık. İçeriden pompalandı yükler, artı eksi yükler. Cihazımız çalıştı, lambamız yandı. Saatlerce pompaladı yükü. Bitti. Nasıl su bitiyorsa elektrik yükü de biter pilin içindeki. İşte pilimiz bitmiş oluyor. Ne yapacağız? Yeni pil takacağız oraya. Su deposuna yeni su ekleyeceğiz. Yük olması lazım ki bir şeyde kendi üzerindeki yükü dışarı pompalasın, cihazları çalıştırsın. Ne olabilir dedik? Bunun genel adı batarya. İşte pil olabilir. Kalem pil, yassı pil, büyük pil, kumanda pili diyoruz ya. Pil, akü olur. Değil mi? Arabalardaki elektronik devreleri en basit neyle çalışıyoruz? Aküleri var arabanın. Ya da daha önceki bölümlerde, 2 bölüm önce ne gördük? Kondansatör. Kondansatör neye yarıyordu? Paralel levhaları olan 2 iletkendi. Birinde artı birinde eksi yük oluyordu. Yük depolamaya yarayan alet. Ya da kondansatör bağlarsınız devreye. Daha önceden o kondansatöre yük depoladığınız için o depoyu şimdi kullanırsınız. Değil mi? Gibi. Yükleri pompalayacağız yani. Evet. Tabii bizim vücudumuzda da kitapta değinilmiş
sadece böyle pildir, aküdür değil. Yani yaptığımız teknolojik aletlerle yük pompalanmaz, elektrik yükleri. Elektrik yüklerini hareket ettirecek bizim vücudumuz, bitkiler, insanlar, canlıların da fizyolojik olarak elektromotor kuvvetleri vardır. Hücrelere, biliyorsunuz sinir sistemimiz, hepimizin aklına ilk gelen o. Tüm vücudumuz elektrik sinyalleriyle donatılmış da sinir sistemimiz direkt elektrik akımı. Ve bu akımı oluşturacak, pompalayacak yükler nerede? Vücudumuzda da işte böyle EMK'lar, fizyolojik EMK dediğimiz EMK'lar var. Şimdi bir küçük yan başlıklarla konumuzda ilerleyelim. İş, enerji ve EMK demiş kitabımız. Şimdi bir devre çizelim şöyle. En basit devre. Burada direncimiz var. Direnci bu sembolle göstereceğiz. Bildiğiniz için tekrar etmiyorum. Direnç. R harfiyle İngilizce resistance. R harfi direnç. Şimdi bu direncin üzerinden, bu direnç işte herhangi bir elektriksel aletiniz olabilir. Lamba olur, lambanın direnci var. Cep telefonunuz olur, içinde binlerce direnç var. Herhangi bir elektrikle çalışan aygıt, her şeyin içinde direnç var. Hatta pilin kendi içinde bile birazdan değineceğiz, direnç var. Direnç, dirençli bir lamba gibi düşünün, buraya bağladık. Bunu çalıştırmak için pil bağlayacağız, değil mi buraya? Tele. Artı kutbu, pilin eksi kutbu. Bağladığımız an bu teli, bu iletken tel, artıdan doğru gidiyordu. Kabullenimimiz öyleydi. Akım çıkacak, yani yükler, Q yükleri çıkıyor. Buradan hareket ediyor ve pilin eksi ucuna geliyor. Ama o arada bu hareketi sırasında burada direncin üzerinden, yani cihazımızın içinden geçiyor. Dolayısıyla bu cihazımızı çalıştırıyor. Şimdi bu pilin içine inceleyelim. Pilin içinde elektrik alan ne tarafa doğru? Artıdan eksiye, değil mi? Elektrik alan konusunda görmüştük. Ama bizim yüklerimizin ne olması lazım? Biz ne diyoruz? Artı yüklerin hareketi. Artı yüklerin hareket yönü. Şurada telde artı yükler ne tarafa gidecek? Pili burada, artı uç buradaysa bu telin içindeki yükleri bu artı uç ne tarafa itecek? Bu tarafa itecek. Akımımız böyle. Yani pompa işini pil yukarı yönüne yapıyor. Elektromotor kuvvetimiz bizim pilin içinde böylesine doğru, değil mi? Çünkü pompa, su buradan fışkırmıyor mu şu an? Su buradan fışkırıyorsa pompamız bu tarafa doğru fışkırtıyordur. Yani pilin içindeki kuvvetimiz bizim. O hani kuvvet diye aslında bir şey yoktur diyoruz ama tarihe saygımızdan ve dedik ve anlayışımızı kolaylaştırma açısından bir mahsuru yok. Kuvvet diyelim. Şimdi pilin içindeki bu motoru yapan kuvvet ne tarafa? Bu yukarı olacak. Pilin içindeki elektrik alan ne tarafa doğru? Aşağı doğru. O zaman şimdi içeride elektrik alan artıdan eksiye demek ne demek? Buraya koyduğumuz herhangi bir artı yük aşağı doğru inecek demek. Ama biz bu artı yükü yukarı götürmeye çalışıyoruz. İşte o işi yapmamız için bizim bir enerjiye, bir kuvvete ihtiyacımız var. Değil mi? Anladınız değil mi? Buraya bir tane artı yük koysak, elektrik alan konusundan hatırlayın. Koyduğumuz artı yük alan yönünde hareket eder, değil mi? Normalde pilimiz bitse, yani pilimizin gücü kalmasa, kuvveti kalmasa, enerjisi kalmasa, buradaki artı yük aşağı aşağı gidecek. Şöyle bir akım dolaşmış olacak. Ama biz böyle bir şey gözlemiyoruz. Bizim akımımız artıdan çıkar, böyle dolaşır. Yani bizim aşağı gitmeye çalışan koyduğumuz şu artı yükü biz yukarı pompalayacağız. O zaman pilin bunu yapmaya enerjisi olması lazım. İşte onun için elektromotor kuvvet. Değil mi? Bir iş yapmamız lazım burada. Kendiliğinden çıkmıyor dışarı bu artı yükler. Eğer içerideki elektrik alan yukarı doğru olsaydı ki mümkün değil elektrik alan artıdan eksiye ama hadi kuralı unutalım elektrik alan eksiden artıya olsun. Yani yukarı doğru. O zaman koyduğumuz artı yük zaten otomatik kendiliğinden yukarı çıkacaktı. Bir EMK'ya ihtiyaç yoktu. Piller hiç bitmezdi o zaman. Değil mi? Zaten kendiliğinden buradan çıkıyor. Bir ekstra güç harcatıp kendini ısıtıp, değil mi? Bir şey çalışırken kendini ısıtır. Çünkü niye biz koşunca ısınıyoruz? Efor sarf ediyoruz. Enerji harcıyoruz. Bu pil de ısınıyor. Niye? Çünkü aşağı aşağı gelmeye çalışan bu yükleri yukarı yukarı çıkartmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi elektrik alanın yukarı olduğunu düşünün. Eksiden artıya. Böyle bir iş yapmaya gerek kalmayacaktı ki.
Zaten kendiliğinden bunlar hevesle çıkmaya artı yükler. Bu devreyi dolaşmaya zaten hevesli. Dolayısıyla herhangi bir içeride ısınma söz konusu değil. Sarf edilen bir efor yok. Dolayısıyla pilin bitmesi diye de bir şey söz konusu olmazdı. Ama maalesef işte öyle değil. Elektrik alanı artıdan eksiye. Bu aşağı inmeye çalışan yükü biz bir kuvvetle gibi düşünün. Bir efor sarf ederek, bir iş yaparak yukarı doğru gönderiyoruz. Bunu ne yapıyor? Pil yapıyor. Pildeki enerji yapıyor. Pil bitince yapamıyor artık. Yapamayınca da artık buradan yükleri, akımı gönderemiyor. Cihazınız, lambanız yanmıyor. Şimdi böyle bir devrenin, bu akım böyle dolaşacak, geri buraya girecek. Şöyle bir kesitinden, bir kesit dediği bir noktasından, şurasından geçen delta Q kadar yük olsun. Ve bu delta Q kadar yükü geçirmek için pilimiz delta V kadar iş yapacak, değil mi? Yani iş yapılacak, deminden beri söylüyoruz. Bir iş yapılacak, enerji sarf edilecek, efor harcanacak. Delta V. İşte biz bu delta Q yükü geçirmek için şuradan gelip şuradan bu delta Q yüklerinin geçmesi için bir enerji sarf ediyorsak, bu sarf ettiğimiz enerjinin delta Q'ya bölümüne biz tanım olarak EMK diyoruz. Yani bu birim yük başına yapılan enerji. Yani bir yükü, bir tanecik yükü bu devrede ilerletmek için ne kadar iş yaptığımıza EMK diyoruz. O bize işte bu pilin EMK'sını veriyor. Değil mi? Bir tanecik yük başına ne kadar enerji harcıyoruz. Çok fazlaysa EMK'mız büyüktür. Bunun birimi ne? Joule bölü kulomb. Değil mi? Buna biz ne demiştik daha önce? Joule bölü kulomba. Volt demiştik. EMK'nın birimi de volt o zaman. Şimdi ideal bir bu EMK cihazı, yani pildir, aküdür neyse, kendi içinde bir iç dirençle karşılaşmaz. Yani şuraya büyükçe çizelim. Şimdi burası eksi pilin, burası artısı. Değil mi? Böyle pillerin şöyle bir şekli vardır. Biz ne yapmak istiyoruz? Bu böylesine hareket ettireceğiz. Gibi düşünün içeride artıları ve buradan pompalayıp devreye göndereceğiz. Burayı büyütüyorum şimdi. Değil mi? Böyle bir hareket ettireceğiz. Normalde bu yükler pilin içinde hareket ederken, eğer ideal bir EMK'nız, ideal bir piliniz varsa, ki dünyada bunu üretmek imkansız. İdeal dediğimiz kusursuz bir piliniz varsa, bu bir uçtan öbür uca giderken hiçbir engelle karşılaşmaz bu yükleriniz. Yani pompanın içinden çıkana kadar, tulumbayı düşünün. Eskiden tulumbalarla böyle su pompalardık, yer altından suları yukarı çıkartırdık. Çıkana kadar herhangi bir engelle karşılaşmıyor gibi düşünün su. Tulumbayla böyle basıyorsunuz tulumbanın koluna. Su çıkana kadar hiçbir engelle karşılaşmıyor. Ama öyle mi? Hiç tulumbayla su çıkartanlarınız varsa zorlanıyorsunuz. Niye? Çünkü o sular çıkarken demek ki bir engellerle karşılaşıyor. Engellerle karşılaştığı için biz güç harcıyoruz. O engelleri aşıp tulumbadan suyu çıkartıyoruz. Bu da aynı şekilde. Eğer yükler çıkana kadar herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa bu ideal bir EMK'dır. Bunun içerisinde engel demek ne demek elektrikte? Direnç demek. İçerisinde hiç direnç yoktur. Sıfır. Eğer iç direnci sıfırsa bu ideal bir EMK cihazındır. Dolayısıyla şimdi bu EMK cihazının görevi neydi? Biz içerisiyle ilgilenmiyoruz. Marketten pil aldınız, kalem pil. 1,5 volt yazıyor. Siz bunu taktığınız an ne istersiniz? Benim cihazımıza 1,5 volt potansiyel farkı sağlasın. Bunun içinde kendi iç hesaplaşmasından dolayı kendi harcadıklarını beni ilgilendirmez. Oysa kendi pilin de iç direnci olduğu için bu 1,5 voltu sağlamak için buradan yük pompalayacak ya. Şu uçlardan en dipten getirip buraya getirdiğini düşünün. Bu arada kendi de bir harcama yapıyor, değil mi? Kendi kendine bu yolu aldırmak için o yüklere eksilme var.
İşte 1,5 volt değil de 1,45 volt oluyor. Çünkü o içeride harcıyor kendi. İç direnci varsa. Onu küçük R harfiyle göstereceğiz. Ama iç direnci yoksa, yani burada rahat rahat akabiliyorsa, pompanın ucundan çıkana kadar yükler, iç direnç sıfırdır. O zaman deriz ki bizim pilimizin uçları arasındaki potansiyel fark pilin HMK'sına eşit. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ne demek istediğim iyice oturacak sizde. Tamam mı? İçerisinde herhangi bir engelle karşılaşmadığı için bu akan yükler pompanın, dolayısıyla pilin artı ucuyla eksi ucu arasındaki potansiyel fark pilin EMK'sına eşit. Fakat gerçekte, gerçek EMK için aldığınız her pil, her akü iç direnci eşit değil sıfır. Yani R eşit değil sıfırdır. Kendi içinde de bir, bu yükleri yukarı götürmek için, pompanın ucuna götürmek için bir efor sarf ediyor. Kendi kendinden yiyor. Dolayısıyla artık pilin uçları arasındaki potansiyel fark EMK'ya eşit olmayacak. Şimdiden yazayım, onun çıkartımını birazdan yapacağız ama bu konuşmanın üzerine bunu çıkartabiliriz artık. O zaman pilimizin bu ucuyla bu ucu arasında potansiyel fark nedir? EMK'dan kendi içindeki hesaplaşmayı çıkartacağız. Kendini, yani şuradan buraya kendi pil içinde bu yükleri hareketlettirmek için gerekli enerjiyi çıkartacağız. Şimdilik oraya iç diyelim. Yani eksildi. 1,5 voltluk pil aldınız ama onun uçları arasındaki potansiyel farkı bir devreye bağlayınca ölçtüğünüzde 1,5 volt olmadığını görürsünüz. 1,49 ya da 495 azalır. Ama devreye bağlamadınız. Pilin bu ucuyla bu ucu arasına voltmetre bağladınız, gerilimini ölçtünüz. 1,5 volt olarak ölçersiniz kalem pili. Birazdan değineceğiz. Ama bunu bir devreye bağlar da, devreye bağlamak ne demek? Artık bu yükleri buradan buraya hareket ettiriyorum demek. Çünkü pompa işi başladı. Pompalama başladıysa artık pilin içindeki yükler hareket etmeye başladı. Bu durumda bu hareketi de sağlamak için pil kendinden biraz fedakarlık edip enerji harcayacak. Dolayısıyla bu pili bir devreye bağladığımız anda artık voltmetrenin uçlarını bu pilin uçlarına değdirir de bu pilin gerilimini ölçmeye çalışırsak artık 1,5 volt ölçmeyiz. Tekrar söylüyorum. Pil boştayken, şuraya çizelim görsel hafızası olanlar için. Pil boştayken 1,5 voltluk pili aldınız. Voltmetreyi bu uçlara bağladınız. Voltmetrenin ekranında göreceğiniz sayı 1,5. Ama bu pili götürdünüz, bir tane devreye bağladınız. Lambaya bağladınız. Sonra voltmetreyi bu pilin uçlarına bağlayıp cihazı ekranda kaç göreceğiz diye bakmak istediniz. 1,5'tan düşük göreceksiniz. Niye? Niye 1,5 volttan düşük göreceksiniz? Çünkü artık bu volt, bu pil pompa görevini görmeye başladı. Bu lambayı yakmak için. Yani buradan yük gönderiyor. Dolayısıyla bu kendi içindeki yükleri de buradan buraya zorlanarak iletiyor. Pompadan buradan çıkartacak gibi düşünürseniz buradan kendi içinden harcıyor, yani kendinden enerji harcıyor ki bu buradan buraya gelsin. O zaman bu ekranda göreceğimiz şey 1,49 mesela. Sayıları kapatacağım, söylüyorum. Artık pilimizin gerilimi, uçları arasındaki gerilimi düştü. Sonra markete gittiniz ki bana yanlış ürünü satmışsın. Bunun üstünde 1,5 volt yazıyor. 1,49 volt ölçüyorum ben. Bana eksik satmışsın. Paramın üstünü ver. Marketçi de fizik bildiği için diyor ki sen bu pilin uçlarına voltmetreyi pil boştayken mi bağladın? Yoksa pili bir devreye bağladıktan sonra mı ölçtün? Sen de diyorsun ki dürüst olduğun için pili lambaya bağladım. Sonra da baktım devremdeki şeylerin gerilimlerini ölçeyim dedim. Ama pilinki 1,49 çıktı. Niye çıktı? Çünkü kendi içinde yaptı. Tamam mı? Boşken. Ölçersek boşken şu an bir pompalama durumu yok olduğu için
Kendi içinde de bir sarf yok. Efor sarf etmiyor pil. Tamam mı? Şimdi şöyle bir küçük başlığımız var. Tek halkalı devrelerde akımı hesaplamak. Tek halkalı devreler diyelim. Şimdi pili böyle yazmayacağız. Şöyle gösteriyoruz. Daha önce de böyle gösteriyorduk zaten. Tek halkalı dediği işte böyle bir devre. Bir tane halka matematikteki halka değil elektrik devrelerinde böyle bir tane elektrik ne diyelim telini bir çevrim yaptığımızda bunun adı bir halka. Bunu bir tane daha böyle yaparsak iki halka olmuş oldu. Ama şu an biz tek halkalı devre en basitinden başlıyoruz. Burada bir EMK kaynağımız var yani motor, pompa. Buradan akım çıkacak artı kutuptan böyle gelip lambamızdan yakacak. Şimdi burada bir analiz yapalım. Şimdi demin ne yazdık? EMK'yı nasıl tanımladık? D omega bölü DQ. Yani buradan bizim yapılan işimiz E çarpı DQ. Değil mi? Biz DQ'nun ne olduğunu biliyoruz. I çarpı DT. Değil mi? Çünkü DQ nedir? DQ bölü DT nedir? Akımı böyle tanımlamıştık. Birim zamandaki yük sayısındaki değişim ya da bir noktadan birim zamanda geçen yük sayısı akımdı. O zaman DQ yerine IDT yazdık. Değil mi? Evet. Şimdi bunu EIDT. Bunu şu şekilde de yazabilir miyiz? Şuna eşitleyebilir miyiz daha doğrusu? I kare R, DT. Niye eşit diyebiliriz? Şu DV'ydi değil mi? Biz gücü tanımlarken ne yapmıştık? İ kare R demiştik. Peki güç neydi? Mekanikte de böyledir. Elektrikte de böyledir. Yaptığımız işin birim zamanda ne kadar olduğu. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Geçen derslerimizde bunu üstüne basa basa vurgulamıştım zaten. O zaman bizim dv dediğimiz şey, d omega dediğimiz şey zamana göre değişimi i kare r. O zaman d omega aynı zamanda i kare r dt. D omega bir de böyle yazabiliyormuşuz. İkisini birbirine eşitlerseniz buradan gerekli sadeleştirmeleri yapın. İ'lerden biri gitti. E eşittir. İ r kaldı. Değil mi? Akım eşittir. O zaman bu devrede E bölü R. Bu formülün V'li halini zaten hatırlıyorsunuz. V eşittir İR. Eğer piliniz ideal pi ise zaten E yerine V yazabiliyorsunuz. V eşittir İR. İ eşittir V bölü R. Bunu geçen konumuzda zaten gördük. Tek halkalı devre için akım, direnç ve bu elektromotor kuvvetinin birbirine olan bağlantısı böyle. Şimdi bu tek halkalı devreler için akımı hesaplama idi ana başlığımız. Şimdi bu yöntemle bir hesaplıyoruz. Bir de başka bir yöntemle hesaplıyoruz. Buna kitabınız potansiyel yöntemi demiş. Bu aslında sizin bildiğiniz Kirchhoff'un halka yasası. Biz öyle diyelim. Halka yasası. Halka kuralı mı demiş? Halka kuralı. Ya da Kirchhoff. Alman fizikçi Kirchhoff. Bu da potansiyel yöntemiyle bu tek halkalı devredeki şimdi akımın ifadesini bir de böyle bulalım. Akım geldi. Direncimizden geçecek. Elektromotor kuvvet bunu pompaladı. Pilin bu ucuna bir isim verelim. Bir de bu ucuna isim verelim. Burası pilin düşük potansiyeldeki ucu. Burası yüksek. Bu eksi artının anlamı o. Daha önce vurgulamıştık. Tekrar söyleyeyim. Eksi demek burada eksi yükler, uç yükler. Burada artı yükler var demek değil. Pilin bu ucunun potansiyeli yukarı ucunun potansiyeline göre daha düşük. Bura merdivenin 5. basamağıysa burası 10. basamağı demek. Bura merdivenin 7. basamağıysa bura 18. basamağı demek. Ya da bura merdivenin 0. basamağıysa burası
8. basamağı demek. Yani bu yukarıdaki uç aşağıdaki uçtan basamak olarak daha yukarıda. Potansiyel olarak daha yukarıdaki değer dedim. Alt taraf 0 da olabilir, 5 de olabilir, eksi 7 de olabilir. Ama üst taraf illaki bundan sayısal olarak daha büyük olmak zorunda. Şimdi böyle bir A ucu olsun, düşük potansiyeli. Burası da B noktası olsun. Şimdi bir tur atarak A'dan başlayıp tekrar A'ya gelmeye çalışalım ama devreyi analiz ederek. A noktasının potansiyeli ne? VA diyelim. İlerliyorum. Bu VA'ya karşılaşınca bir EMK ile karşılaştım, motor. Sizce bu VA bu motorla karşılaşınca artar mı, azalır mı bu potansiyel B'ye gelince? Bu noktanın bir basamağı vardı. Demin merdiven basamaklarını söylediysem o zaman kolay hesap şeyi verebiliriz. Cevap verebiliriz. Yani 0. basamaktayım. 8. basamağa geliyorum. O zaman artıyor. Yani bu pil ne yapıyor? Benim mevcut potansiyelimi arttırıyor. VA'dan yola çıktım, ilerliyorum şimdi. Potansiyelim arttı. Çünkü motor var burada, pil var. B'ye geldim. Şimdi devam ediyorum. Herhangi bir beni arttıracak, azaltacak bir etki yok. Eğer bu telin direncini ihmal ediyorsak. Geldik. Şimdi bir dirençle karşılaştık. Acaba benim potansiyelim artar mı, azalır mı? Akım geçiyor buradan. Bu pil sizce, yani bu lamba mesela, R dirençli lamba, benim potansiyelimi arttırıcı mıdır, azaltıcı mıdır? Yani bendeki enerjiyi azaltır değil mi? Kendi çünkü ışık yakacak. O zaman bu eksi I çarpı R. Bu da ne biriminde? Volt biriminde. Çünkü biz V eşittir I R olduğunu ya da E eşittir I R olduğunu biliyoruz. I çarpı R ifadesi V boyutundadır. Şimdi biz V'leri, potansiyelleri analiz ediyoruz. A noktasının bir potansiyeli vardı. Yola çıktık. Tekrar A'ya geleceğiz bir tur. Yola çıktık. E kadar arttı bu potansiyel. Çünkü pil var. Ama sonra I çarpı R kadar azaldı. Çünkü artanı bu lamba eksiltti. Geldik tekrar A'ya. Ulaştığımız son noktada yine eşittir VA. VA'lar giderse E eşittir I R. Deminki ifadeyi bulduk. I eşittir gene E bölü R. Deminki yöntemle çıkarttığımızı bir de burada çıkartmış olduk. Değil mi? Bu Kirchhoff yasası. Detaylarını sorularla vesaire daha ileride göreceğiz. Bir yön seçiyorsunuz kendinize, dolanıyorsunuz bir noktadan başlayıp. A'dan başladık. Buranın potansiyeline bilmediğimiz bir sayı. VA dedik. Yukarı çıktık, arttı potansiyelimiz. Dirence geldik, azaldı. Sonra geri eşittir. Nereye ulaştık? Son noktamız VA. Buradan bunu bulduk. Şimdi eğer daha karmaşık devrelerde göreceğiz. Buradaki akım böyle değil de tersine olsaydı, ben böyle dolaşıyorum ya. Sorularla tekrar onu vurgularım ama böyle dolaşsaydım buradaki işaretimiz eksi değil artı olacaktı. Pilin eksi ucundan başlayıp artıya gittim diye artı yazdım ya, eğer bir şekilde ters yönü seçseydim dolanmak için, o zaman artıdan eksiye geleceğim için bu eksi olacaktı. Yani isterseniz şöyle yazayım. Biz A'dan başlayıp şu yolu izledik. Şimdi A'dan başlayıp ters yolu izlediğimizi düşünün. VA. Saat yönünün tersinde dolaşıyorum. Yani geldim. Bakın akıma ters yönde. Benim seçtiğim yön akımla karşılaştı. Ters yön oldu. O zaman burada artı I R yazıyorum. Geldim. Pilin artı ucundan eksi ucuna gidiyorum. Yani voltajımın ne olmasını bekliyorum? Düşmesini bekliyorum değil mi? B'nin çünkü potansiyeli A'dan daha yüksek. O zaman ben B'den A'ya gidersem potansiyelim düşecek. Değil mi? A'dan B'ye artıyorsa B'den A'ya düşecek. O zaman bu eksi. Çıkartacağım. Nereye ulaştım gene? VA'ya. Buradan da E eşittir İ'yi zaten çıkartabiliyorsunuz. Seçtiğiniz yön önemli değil ama seçtiğiniz yöne göre bu kuracağınız denklemde bu ifadelerin başındaki işaretleri iyi analiz etmeniz lazım. 0. basamaktan 8. basamağa çıkıyorsam 0'ın üstüne 8'e eklerim.
Ama 8. basamaktan 0'a dönüyorsam artıdan eksiye, o zaman ne yaparım? 8'den E'yi çıkartırım. E eksi oldu bu durumda. Tamam mı? Aklınızda öyle kalsın. Şimdi iç direnç ifademiz var. İşte dedik ya, ideal değilse piliniz içinde bir direnç vardır. İdeal değil, gerçek durum. Eğer ideal olsaydı iç direnç sıfır olacaktı. Ama ideal olmayan her durumda, her gerçek durumda pilimizin bir iç direnci vardır. Şimdi devremizi bu sefer iç direnci olan bir pille kuralım. Yani gerçek durumu çizelim. Burada R direnciniz var. Buradan çıktı, gidiyor akım. Devreniz çalışıyor. Bura A noktanız yine, bura B noktanız. Şimdi bunun içinde bir direnç var dedik, değil mi? Devreye bağladığımızda artık. Devreye bağlamadığımızda pilin iç direnci yok. Ama devreye bağladığımızda artık pompa işi olacağı için bu içeride bir dirençle karşılaşacak. İşte onu hemen şuraya görsel olarak çizmenizde hiçbir şey yok, sakınca yok. İşleriniz kolaylaşmış oldu. İç direnci olan bir pil varsa hemen artık pili böyle çizeceğimiz yerde onun yanına hemen küçük R ile göstereceğimiz bir direnç çizelim. Bu iç dirençli pil demek. İçindekini dışarı çıkarttık. Gözümüzde görsel hale getirdik. Yine bu. Şurası A noktası olacak. Yine bu A'dan dolanıp ulaşmaya başlayalım tekrar A'ya. A'nın potansiyeli. Geldik şimdi bu pilimiz ne yapacak? Pil B'ye yukarılara çıkıyoruz ya, artı pil ekstra bir gerilim artışı sağladı. Ama hemen pilden dışarı çıkarken buradan da iyi akım geçiyor. Bakın her yerde iyi akım var. İ çarpı R kadar bu kendi içindeki eksiltti. İşte iç direncinin yaptığı bu. Değil mi? Bu EMK'yı ekledik. A'dan yola çıktık deminki gibi. Ama hemen pilin dışında eksi IR yaptık. Aslında bu pilin içinde oluyor ama içine çizmek karıştırır diye hemen yanına çizmekte bir mahsur yok. B'ye ulaştık. Devam ediyoruz. Bizim kendi direncimiz de deminki gibi yürüyor. Yine dolaştık ve A'ya geldik. Şimdi burada ne buldunuz? E eşittir bu sefer. Deminki IR'ydi. Şimdi bir de I küçük R oldu. Bizim EMK'mız. Değil mi? Akımımız ne oldu? Akımı bulmak amacımız. E bölü I parantezine alınca R artı R. Yani bizim direncimiz arttı. Akımımız bu payda arttığı için akımımız küçüldü. Normal durumda pilimiz 1,5 voltluk pilimizin sağlayacağı akım ideal durumunda E bölü R iken şimdi R'nin yanına bir sayı daha geldi. Burası I küçüldü. 1,5 voltluk pilimiz artık istediğimiz akımdan biraz daha düşük akım vermiş oldu. Çünkü içinde kendini eksiltti biraz, gücünü azalttı. Değil mi? Şimdi bu devrenin kitabımız şöyle güzel bir grafik çizmiş. A noktasından başlayıp potansiyeller şurası 0 ekseni olsun ya da A'nın seviyesi olsun. Nasıl değişiyor? A'nın bir potansiyeli var. Pile ulaştık. Hemen potansiyelimiz ne oldu? Pilin eksi ucunda artmaya başladı. Pilin artı ucuna gelince yüksek bir potansiyele ulaştı, değil mi? Eksi artı. Sonra devam ediyoruz. Çıktık artı uçta. Biraz gitti, hemen pilin kendi iç direnciyle karşılaştı. Hemen bir eksildi potansiyelimiz. Değil mi? Ne kadar eksildi? IR kadar. Sonra gidiyoruz. Bakın buralarda bir şey yok. Sonra bizim lambamız, her neyse bu büyük asıl R direncimiz, bizim gerilimimizi tekrar düşürdü. Nereye kadar düşürdü? Sonra bir şeyle karşılaşmayacağız. Geri A'ya düşürdü. Şu düşüş ne kadar? IR kadar. Şuradaki matematik yazdığımız ifadeyi bakın burada. VA artıyor. E kadar. Eksiliyor. IR kadar. Bir daha eksiliyor. IR kadar. Neye ulaşıyoruz geri? Yine VA'ya ulaşıyoruz. Şekil hali bu. Şimdi dirençlerin
bağlanmasından seri bağlama. Bunu analiz edelim. Bu şu demek. Piliniz var. Bir tane R1 direnciniz var. Bir tane de burada R2 var. İkisini bu şekilde bağladık. Bu da bizim EMK cihazımız. Akımımız buradan çıktı. Artık tuptan gidiyor. Her iki dirençten de geçiyor. Seri bağlama. Seri demek peş peşe. Birinin kablosu bitti. Hemen ucuna öbürünün kablosunu bağladık. İletken telini bağladık. Seri. Ardı ardına. Serinin anlamı bu. Peş peşe. Tamam mı? Tüm dirençlerden iyi akımı geçecek. O da başka bir tanım serinin. Bakın buradan da iyi akımı geliyor. Buradan da iyi akımı geliyor. Başka bir kol, başka bir halka olmadığı için bu akım, mesela şöyle bir halka daha olsaydı ne olacaktı? Şimdi bu ikisi birbirine seri olmamış olacaktı. Niye? Çünkü buradan iyi akımı geliyor. Bu iyi akımı şuraya gelince bir kısmı buraya, bir kısmı buraya gelecek. Artık buradan iyi geçmeyecek. İkisinden aynı akım geçmediği için bunları artık seri diyemeyiz. Onları karmaşık devrelerde inceleyeceğiz. Ama şu an bundan da iyi geçiyor, bundan da iyi. O zaman bunlar birbirine seri. Serideki koşullarımızdan bir diğeri neymiş? Her dirençten aynı akım geçecek. Bunun potansiyeliyle bunun potansiyelinin toplamı da bizim pilimizin potansiyelini verecek. Tamam mı? İkinci seri bağlamanın ikinci işareti de bu. Şimdi bunların ikisinin yerine bunların eşdeğeri olan bir tane direnç bağlayabiliriz. Yani 3, 5, 2 tane direnci bağlamışız. 10 yerine belki de tek bir direnç, 8 olan değeri bağlayabiliriz. Bunların ikisinin yaptığı işi, yani 1000 tane direnci yan yana bağlamak yerine o 1000'inin yerine onların eşdeğeri olan bir direnci bağlayabiliriz. Seri bağlı devrelerde bunun eşdeğer karşılığı budur. Bunların birbirinden hiçbir farkı yok. Fakat bu eşdeğeri işte nasıl bulacağız? Yine halka kuralını uygulayalım. Şurası bizim A noktamız olsun. A'dan başladık yine. Ve A. Artı, pil arttırdı bunu. Deminki şeyleri tekrar tekrar yapıyoruz. Eksi R1 direnci azalttı. Hatta bizim şurada da bir şekilimizde R3 de varmış. İR1. Sonra R2 direnci azalttı. Sonra R3 direnci azalttı. Sonra nereye geldik? Geri VA'ya. O zaman bizim E dediğimiz şey İ parantezinde R1 artı R2 artı R3'müş değil mi? Bunun için aşağıdaki eşdeğer olan devresi için yapalım. VA artı E İ akımı geçiyor. İR eş. Eşittir. Gene VA'ya geliyorum değil mi? Burada E eşittir, IR eş. Bu devreyle bu devre birbirine eşdeğer dedik değil mi? O zaman şu iki ifadeyi karşılaştırın. E'ler, EMK'lar eşit, İ'ler eşit. O zaman R eşi nasıl bulabiliyormuşum seri bağlı devrelerde? R1, bakın burası buraya eşitlersin. R2 artı R3 diye buluyormuşuz. Kondansatörde nasıldı hatırlarsanız seri bağlı olunca? 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 artı 1 bölü C3'tü. 1 bölü C eşi toplarken. Ama burada R eşimiz direkt R1 artı R2 artı R3'müş. 100 tane direnci böyle bağlarsanız R1 artı R2 artı R3 artı nokta nokta R100. Yani genel formülümüz toplam sembolü kaç tane varsa işte 1'den N'ye kadar RI. R1, R2, R3, R4 diye N'ye kadar gidecek. N tane, küçük N tane seri bağlı direncin nasıl hesaplanacağını bulmamız için matematiksel ifademiz bu. Tamam. Şimdi iki nokta arasındaki potansiyel farkı nasıl bulunur? Potansiyel fark. Şimdi yine bir pilli devremizi çizelim. İdeal durum olmasın, gerçek durum. EMK. Bunun hemen kendi yanında bir kendi iş direnci var. Bir de böyle devreye bağladığımız asıl R direncimiz olsun. Şimdi pilin iki nokta arasındaki potansiyel fark. Mesela A noktası burası. Pilin uçları arasındaki. Bu pilin uçları oldu.
Çünkü şu R pilin içine dahil değil mi? Ama biz görelim diye dışarı çiziyoruz. Mesela pilin uçları arasındaki potansiyel fark VB eksi VA nedir? Nasıl bulacağız? Yine A'dan başlayıp B noktasına ulaşmaya çalışalım. Yazıyorum. A noktasının potansiyeli var. Artı pil buna bir şey katacak. Yüksek potansiyele doğru gidiyoruz. Ama pilin kendi içindeki de İ'ye kadar yiyecek. Neye ulaşacağız? B'ye. Bak bu sefer bir tur yapmadık. Biz iki nokta arasındaki potansiyel farkı bulmak istiyoruz. A'dan B'ye gittik. Nereye ulaştık bu işlemi yapınca? VB'ye. O zaman bizim VB eksi VA'mız neymiş? E eksi İ'ymiş. İ neymiş? Yani bu devrede dolaşacak akım ne o zaman bu pili bağladığımızda? Pardon, böyle yazmayalım. Şu iyi akımımızdı. Şimdi bizim iki uç arasındaki şeyimiz neymiş? Potansiyel farkımız VB eksi VA E eksi İR. Buradan akımı bulmak yanlış oldu. Peki biz böyle bir devrede akımın ne olduğunu biraz önce çıkarttık değil mi? Biraz önce iç direnç konusunda biz akımın bu devrede, şuraya yazalım hatta, EMK bölü R artı R olduğunu bulduk. Değil mi? Bir önceki sayfada. O zaman bu akım değerini şimdi yerine yazalım. EMK bölü R artı R, küçük R çarpı R. Değil mi? O zaman buradan VB eksi, şuradan devam edelim. VB eksi VA'yı faydalarını eşitleyelim. E çarpı R artı R oldu burası. Bölü R artı R. Eksi E bölü R artı R çarpı R oldu. Devam. Buradan açalım. Açık açık. Kitabını da açmamış. Ben açayım. Görün. E çarpı R artı E çarpı küçük R eksi E çarpı küçük R bölü R artı küçük R. Bu iki ifade giderse E çarpı R bölü R artı R bizim A ile B noktaları arasındaki potansiyel farkımız. Nasıl bulunuyormuş? İşte böyleymiş. Pilin EMK'sı çarpı devredeki dirençler bölü devredeki dirençler artı pilin iç direnci. Mesela kitabının sayısal örnek vermiş buraya. Bu demiş 4 ohmluk direnç olsun. Bizim iç direncimiz 2 ohm olsun. EMK'mız 12 volt olsun. Bu durumda bizim A ile B noktaları arasındaki şeyimiz ne? Yani 12 volt üzerinde 12 volt yazan pili aldık marketten, getirdik. 4 ohmluk bir cihazımıza bağladık. Direnci 4 ohmluk cihazımıza bağladık. Sonra da bu pilin uçları arasına voltmetreyi bağlayıp gerilimi ölçtük. Demin hani 1,5 voltluk aldık da 1,49 çıktı marketçiye gittik demiştik ya. Şimdi sayısal olarak gerçekten bakalım bu durumda bizim pilimiz kaç voltu gösterecek voltmetremiz. B ile A arasına bağladık voltmetremizi. Ne yapıyoruz? Pilimizin üzerinde ne yazıyor? 12 volt yazıyor EMK'sı. Biz bunu neye bağladık? 4 ohmluk direnci. 4, 6. Pilimizin iç direnci kaç? 2. 12 kere 4, 48 bölü 6'dan 8 volt. Oo, 12 volt diye aldığımız pil 4 ohmluk bir dirence bağlanınca 8 volt gibi çalışıyor. Kendi içinde 2 ohmdan dolayı 4 voltu yedi. Bize 8 volt gösteriyor kendini. Değil mi? Pilin iç direnci olmasaydı, iç direnci yok deseydik, kaç gösterecekti? VB eksi VA. Zaten şurada R'lerin olmadığını düşünün. 12 çarpı 4, 48 bölü 4, 12 gösterecekti. Değil mi? 12 bölü 12 çarpı 4 bölü 4 artı iç direnci yok. İdeal durum. 12 voltu gösterecekti. Ama maalesef iç direnç olduğu zaman
bizim pilimizin uçlar arasında gerilim düşüyor. 8 volta düştü. O zaman gerçek bir pildeki potansiyel farkı nedir? Pildeki potansiyel fark V eşittir E eksi IR kadar. Yani pilin EMK'sı 12 volt eksi IR kadar. 8'e düştü. İş direnci yoksa dediğimiz gibi demin yazmıştık yani. Madem bu kadar konuştuk, şimdi burada denklemi yazayım demiştim. V eşittir E eksi iç yazmıştım orada. İşte o iç, içerideki akım çarpı kendi iç direnci. I çarpı R kadar. Başka bir devreye bağlarsanız bunu, mesela 4 ohmluk değil de 6 ohmluk bir devreye bağlarsanız, bu sefer burada oluşan akım değişecek çünkü farklı bir direnç kombinasyonu var ortada. Akım değiştiği için pilinizin artık akıma bağlı olarak voltajı, gerilimi de değişecek. Mesela ideal durumda 12 volttu. 4 ohmluk dirence bağlayınca 8 volt gösteriyorsa, 5 ohmluk dirence bağlayınca ya da 6 ohmluk dirence bağlayınca 12 kere 6, 72 bölü 6 artı 2, 8. O zaman ne oldu? 72 bölü 8, 9 mu oldu? Değişir. Yani bağladığımız dirence göre de değişiyor. Bizim ölçtüğümüz pilin uçları arasındaki gerilim. Evet. Şimdi bir şeye daha değinelim. Dersimizi burada bırakabiliriz. Topraklama. Topraklama demek, şöyle çizeyim devremizi. Bu EMK'mız artı eksi. Yine burası A ucumuz. Geldik. İ akımı geçiyor. Burada bir direncimiz var. Şu ucunu da toprakladık. Böyle gösteriyoruz toprak simgesini. Toprağa bağladık. Topraklamak demek, topraktan kastımız yeryüzüne ulaştırmak. Bunu potansiyel konusunda detaylıca konuşmuştuk. Yani bizim devremizin bir ucunu, istediğimiz yeri dünya ile buluşturmak. Bir iletken ile dünyaya temasını sağlamak devremizin. Değil mi? Topraklı prizler kullanıyoruz. İşte yani bizim o devremizi bir şekilde toprakla iletişim halinde tutuyoruz demek. Niye? Çünkü fazla yükleri toprağa aktarabiliriz. Çünkü dünyada bir iletken ve kapasitesi sonsuz. Bizim yaşadığımız aletlerin, kurduğumuz bir elektrik devresinin kapasitesini düşündüğümüzde dünya kapasitesi onların yanında sonsuz. Dolayısıyla göndereceğimiz her şeyi alabilir. Sonsuz. Yükleri buraya istediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Topraklamanın anlamı o. Ve bu noktada, topraklama yaptığımız noktada artık potansiyel sıfır. Çünkü buradaki bütün yükler yok oldu, gitti. Bu noktanın biz potansiyelini sıfıra düşürdük demek. Bir yeri toprakladık demek. Bir elektrik devresinin bir noktasını topraklamak demek. O noktayı sıfır potansiyele düşürdük demek. O zaman A noktasını şu an ne yapmış olduk? Sıfır yapmış olduk potansiyeli. O zaman B noktasının mesela potansiyeli ne olur? B noktasının potansiyeli. Bu EMK'lara gene sayı verelim. Kitabınızdaki gibi 12 voltmuş. Yine bir iç direncimiz varmış. Deminki sorudaki gibi 2 ohm. Bizim devremizde yine deminki sorudaki 4 ohm. O zaman bizim A noktamızın potansiyeli 0 ise B noktasının potansiyeli ne mesela? V A'dan başladık. E kadar arttırdık. İ, R kadar eksilttik. Değil mi? V
B'ye ulaştık. Şimdi bu devredeki akımımız ne? Akımı nasıl buluyoruz? Demin yazdık. İşte burada. E bölü R artı R. E'miz kaç? 12. Büyük R artı küçük R'miz kaç? 6. O zaman bizim akımımız kaç? 12 bölü 6'dan 2 amper. O zaman şimdi şu ifadeyi yazalım. VA. A'yı toprakladık. 0. Pilimiz 12. Pilimiz kendi içinde 7. Ne kadar 7? I çarpı R. 2 çarpı 2. Neye ulaştık? VB'ye. O zaman bizim VB'miz kaçmış? 8 volt'muş. Evet. Burada kalabiliriz. Sonra bir örnek ve bu sefer çok halkalı, yani böyle bir halkalı devreler yapacağımız yerde artık halka sayısını arttıracak devreleri yapacağız.